Bu yağmurun altında bizimle birlikte burada olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Basının değerli temsilcilerine de teşekkür etmek istiyorum. Burada önemli bir sıkıntı vardır. Çünkü bir hukuk devletinde bu doğum oteli meselesi esasında fevkalade önemli bir durumdur. Ve bunu hepimizin değerlendirmesi lazım. Kamuoyunun bilgilendirmesi lazım. 2008 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi, o günün hükümeti, Başbakan Ferdi Sabit Soyer, kendi bir milletvekili olan Bayram Karaman'a, aynı zamanda sendika başkanı, bir dayanışma turizm şirketine işletme hakkı 10 yıllığına devredilmiş. Ama bu işletme hakkı şu anda bu sözleşme hitam bulmuştur, sona ermiştir. Dolayısıyla Sayıştay Başkanlığı'nın son 2 haftada yayınladığı 2 rapora göre ve savcılığın görüşüne göre mutlaka bu işletmenin ihaleye çıkılması gerekmektedir. İhaleyle bu işletmenin devredilmesi gerekmektedir. Burada bizim, burada çalışanlarla hiçbir sıkıntımız, hiçbir meselemiz yoktur. Eğer ihaleye çıkılacaksa, ihale şartnamesinde buradaki çalışanların işinin korunması, işlerinin korunması ve burada bu otelin gerçekten bu girnenin güzelliğine yakışır bir şekilde donanımlı olarak yoluna devam edebilmesi için gerekli yatırımların da yapılmasını bu şartname mutlaka öngörebilir. Biz ihaleyle verilmesini talep ediyoruz. Hiçbir kimseye verilmesini asla böyle bir düşüncemiz yoktur. Bir hukuk devletinde Sayıştay'ın raporları ve savcılık görüşleri ortada dururken illa aynı şekilde bu sözleşmenin devam ettirilmesi hukuk devletinde, özellikle bir hukukçu başbakanın olduğu bir devlete yakışmaz. Biz bunu gündeme getiriyoruz ve gerçekten de Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın İbrahim Benter'i de tebrik ediyoruz. Çünkü gerçekten eğer o direnmeseydi şimdiye kadar bu sözleşme uzatılacaktı. Tevfik Mut, Vakıflar İdaresi'nin avukatı 6 ay kadar önce ilgili sendikaya yazı yazmış ve demiş ki hitam tarihinde burayı terk etmeleri gerekmektedir. Şimdi şu anda bizim anlayışımıza göre bu otel işgal altındadır. Çünkü sözleşmesi bitmiş, hiçbir hukuk yok ama bu Bayram Karaman ve ekibi burada bu oteli işgal etmektedir. Halbuki bu otel Vakıflar İdaresi'nin bir malıdır. Vakıflar İdaresi de devletimizindir, yani halkımızındır. Dolayısıyla halkın menfaati gereği bu otelin ihale yoluyla ancak birilerine verilmesi gerekmektedir. İhale şartnamesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hassasiyetleri, düşünceleri, bir takım beklentileri ön şart olarak bunlar belirtilebilir ve ona göre birilerine buraya doğru yatırımları yapabilecek ve en iyi teklifi veren, dolayısıyla Vakıflar İdaresi'ne en iyi kaynak sağlayabilecek bir takım düzenlemelerle bu otel Girne'ye yakışır bir şekilde işletilebilecektir diye düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Çünkü burası gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Girne'nin en güzel yeridir. Bu otel eğer iyi ellerde olsa, iyi yatırımlar yapılmış olsa, iyi yönetilse bu Girne esnafına da, Girne çarşısına da çok faydası olabileceğini düşünmekteyiz. O bakımdan bu hassasiyeti kamuoyuyla paylaşmak durumundayız. Burada bizim sendikalarda veya işte platformlarda hiçbir meselemiz yoktur. Bu güzel eylemi Ulusal Birlik Partisi olarak biz bugün burada bu mesajı vermek için toplanmış bulunmaktayız. Bu da bir siyasi parti olarak bizim hakkımızdır. Ama bakıyorum ki bazıları meseleye başka yerlere çekmektedirler. Bir ideoloji savaşına ve gerçekten bir takım açıklamalar da az önce duyduğum kadarıyla çirkef konuşmalar da meseleyi çatışma noktasına getirmeye çalışmaktadırlar. Bu onlara da yakışmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ettiği bir nokta da değildir. Dolayısıyla ben herkesi sağduyuya çağırmak istiyorum. Buradaki çalışanlara da şu mesajı vermek istiyoruz. Eğer böyle bir yöntem izlenirse mutlaka bu şartnamede burada çalışanların işlerinin devam edilmesi konusunda da Vakıflar İdaresi'nin hassasiyeti olabilir. Dolayısıyla bizim meselemiz çalışanlarla değil. Bizim meselemiz bu işin ideolojisiyledir. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi burayı kendi arka bahçesi olarak, bir çiftliği olarak kullanmaktadır. Değerli arkadaşlarım da söz alabilirler. Buralarda işte nişanlar, törenler, başka bir takım etkinlikler ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kendi arka bahçesi olarak kullanıldığı bir yer olarak bu otel kullanılmıştır yıllardır ve dolayısıyla şu anda sözleşme bitmiştir. Bunun yolu, tekrar ediyorum, Sayıştay Başkanı'nın raporlarına göre, savcılığın raporlarına göre ihaleyle buranın yeni işletmecilere teslim edilmesi gerekmektedir. Biz bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz ve halkımızı da bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
Faiz Bey, sen de bu konuda araştırma yaptın. Birkaç şey söyleyebilirsen buyur. Evet, çok kısa olarak kıyaslama anlamında şunu söylemek istiyorum. Aynı dönemlerde 56 odalı 3 yıldızlı Saray Hotel ihaleye çıkmış ve Saray Hotel'in ortalama 10 yıldır aylık vakıflara ödediği rakam 90.300 Türk lirasıdır. Şu anda 157 odalı 4 yıldızlı, bana göre Kuzey Kıbrıs'ın değil tüm adanın en güzel noktasında olan Dom Hotel'in 10 yıldır ortalama aylık olarak vakıflara ödediği rakam arkadaşlar 8.700 TL'dir. İşte bizim isyanımız budur. Yani bir taraftan onda bir kira veriyorsunuz ama Saray Hotel'in de 3 katı daha fazla kapasiteye sahipsiniz. Üstelik 4 yıldızlısınız. Üstelik dediğim gibi Kıbrıs'ın en güzel lokalizasyonundasınız. Ve şu andaki Sayın Başbakan ve yönetim aynı şartlar veya çok hafif düzeltilerek, biraz daha düzeltilerek burayı kiralama anlamında 10 yıl daha aynı şirkete vermeyi düşünüyor. Bakın şimdi buradan çıkın karşı dükkanlara lütfen bir sorun. Aylık dükkan kirası ne kadardır? Tek bir dükkanın kirası burada en az 13-14 bin Türk lirası iken 157 odalı Dom Hotel'in kirası arkadaşlar vakıflara giden maalesef 8.700 TL. İsyanımız budur. Yoksa onun dışında herhangi bir ne çalışanla ne Sayın Başkan'ın dediği gibi sendikalarla, platformla bir kavgamız yok. Ama doğrusu yapılsın, ihaleye gidilsin, şeffaf bir şekilde ihaleyle istedikleri şartlamayı da ortaya koysunlar. Ama ihaleyle gidilsin. Emin olun ki bu otelin aylık vereceği 8.700 değil, en az 150-200 bin TL'dir. Bu parayı alacak olan vakıflar da ihtiyaçlı insanlarımıza, ki şu anda onu yapıyor, bu parayı dağıtacaktır. Bu para başka bir yere zaten gitmeyecektir. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi'nin Sayın Başkan'ın da dediği gibi hassasiyeti bu noktadadır.